Bayram geldi geçti. Suriyelilerin bir kısmı Şanlıurfa'lı sınır kapısından Suriye'ye gittiler bayramlarını akrabalarıyla beraber geçirdiler. Sonra da geriye geldiler. Kardeşim ben bu uygulamayı yanlış buluyorum. Gidiyorlar, geziyorlar, geliyorlar sonra ya kardeşim sen savaştan kaçmadın mı? Belli ki savaş yok artık o senin gittiğin bölgede. E git kardeşim o zaman. Ben olsam kesinlikle bayram seyran tanımam göndermem kardeşim bunları. Ya da giden gelmeyecek kardeşim diyeceğim. Bitti bu kadar. Bu nedir ya? Bayrama gezmeye gidiyorlar. Almanya'da mülteci olanlar, Suriyeliler Suriye'ye gezmeye gidebiliyor mu? Fransa'dakiler Suriye'ye gezmeye bayrama gidebiliyor mu? Gitsinler hemen Almanya der ki kardeşim hayırdır? Tamam gelmiyorsun bitti kapattık hadi sınır dışı deport Bitti. Ya bu nedir ya? Ya Türkiye'nin sonsuz bir parası mı var ya bu insanlara bakacak? anlamadım ki ben. Tamam, zor durumdalar. Tamam. Yardım ettik, ediyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını kullanıyorlar. Okulunu kullanıyor, yolunu kullanıyor, elektriğini kullanıyor. Tamam, kullansın. E tamam da kardeşim bu adam gezmeye gidiyor Suriye'ye. E belli ki bu adam artık Türkiye'de kalacak, gitmeyecek. Kardeşim, gidiyorsan diyeceksin, gelmeyeceksin kardeşim. Kapatacaksın kapıyı. kendine sınırdan geçişte Şanlıurfa Suriye sınırından geçişte bir tane kağıt veriliyor. Onunla gidiyorlar geliyorlar. Bir de onları biz Türkiye tarafına geçince otobüslere bindiriyoruz. Kaldıkları kamplar içe otobüslerle falan böyle hizmet veriyoruz. Ne çok paramız var bizim ya. Ne çok paramız var ya. Kusura bakmayın. Suriyeliler de izliyor olabilir beni. Ama kusura bakmayın kardeşim. Bak kusura bakma. Bu ülkenin sonsuz kaynakları yok. Aynı şey bizim başımıza gelseydi siz bize bu iyilikleri yapar mıydınız? Asıl soru bu işte. Aynı şeyi bizden hiç, hiç kimse bak hiçbir vatandaş, bir Türk savaş olduğunda yerini yurdunu bırakıp başka bir yere kaçmaz. Bak hiçbir şekilde kaçmaz. Sizdeki vatan kavramıyla bayrak millet kavramıyla bizimki biraz farklı. Biraz değil bayağı farklı. Onun için bir de görüyorum bu Suriyeliler işte diğer mülteciler bazı olaylara karışıyorlar büyük şehirlerde falan. Devam ediyoruz bu dolandırıcılık haberine. Göç İdaresi Genel Müdüründe görevli özel güvenlik şefi yönlendirdiği çetenin içinde avukatlar, doçentler, bakanlık danışmanları, göç idaresi çalışanları ve eski belediye başkanlarının olduğu tespit edildi. Çetenin birçok şehirde yüzlerce göçmen ve sığınmacıyı dolandırdığı belirlendi. Çete üyeleri sığınmacıların güvenini sağladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerden 1500 dolar alarak işlemlerini başlattı. Çetenin vatandaşlık almak isteyen yabancılara 100 bin dolarlık gayrimenkulün değerini ekspertiz aracılığıyla 250 bin dolara çıkarttıkları da öğrenildi. Biliyorsunuz Türkiye'de 250 bin dolarlık bir gayrimenkul ev alırsanız vatandaşlık alıyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Ayrıca mezarlık ve metruk binaları adres olarak göstererek yüzlerce göçmen ve sığınmacıya oturma ikamet izni aldıkları kaydedildi. Bu çetenin başı olduğu iddia edilen kişinin aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Bazı çete üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bazıları da ev hapsine çarptırıldı. Şimdi değerli izleyicilerimiz 250 bin doları verene Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veriliyor. Vatandaşlığı veriliyor. Bununla ilgili de ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına yaşamış olduğunuz ülkeyi anlatarak o ülkede vatandaşlığın nasıl alındığını anlatarak Türkiye ile lütfen bir kıyaslayın. Rica ediyorum sizlerden. Görelim bakalım. Bazıları bana inanmıyor ya. Görelim bakalım. Öyle vatandaşlık, Alman vatandaşlığı, Fransız, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri ve daha diğer ülkeler. Bakalım vatandaşlık böyle 250 bin doları verince alınıyor mu? Sizlerden lütfen rica ediyorum. Lütfen yazın. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaş ya? Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere izin sezonundayız. Yüz binlerce vatandaşımız, milyonlarca vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gitti, gitmeye devam ediyor. Bir kısmı da döndü Avrupa'ya ve diğer ülkelere. Şimdi ben de bu ekrandan, Türkçe haberden bildiğiniz üzere Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Bodrum'a gitmiştim. Bununla ilgili durumu size aktarmıştım. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Bodrum'da akıllara durgunluk verecek derecede fiyatların yüksek olduğunu, insanların özellikle de gurbetçi vatandaşlarımızın soyulduğunu altını çiziyorum, soyulduğunu, dolandırıldığını defalarca anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Bir bardak değerli izleyicilerimiz, kolayı 70 liraya satan bir lahmacunu 99 liraya satan alçakların bulunduğu bir yer. Şimdi diyeceksiniz ki kimse zorla gitmek gitmiyor. Zorla da yedirmiyorlar, içirmiyorlar. Evet zorla da yedirmiyorlar, içirmiyorlar. Ama insanlar bir yere ailesiyle ya da kendisiyle, arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla gittiği zaman oraya oturduğu zaman bir kolanın 70 lira, bir lahmacunun 99 lira olduğunu tabii ki tahayyül edemiyor, düşünemiyor. Bütün plajlar gasp edilmiş vaziyette. Bütün o sahiller verilmiş vaziyette. Türkiye'de sahiller kanununa göre vatandaşın sahile girmesini engelleyemezsin. Bütün o Bodrum'un tamamını düşünün. Hepsine peşkeş çekilmiş vaziyette. Koronadan sonra çıldırmış vaziyetteler. Çoluk çocuğunuzla beraber oturup bir plajda güneşleneceğim, denize gireceğim dediğinizde 4 kişilik bir aile en az 700-800 liradan aşağıya kalkamıyor. Hele bir de gurbetçi olduğunu, yurt dışından geldiğini söylerse fiyat ikiye katlanıyor kardeşim. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Hiç kimse bu durumdan rahatsız olmuyor olan oraya giden yerli yabancı turist oluyor. Burada soygun var. Burada düpedüz oraya tatile gidenleri dolandırıyorlar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bir olay meydana geldi hemen anlatacağım. Ünlü sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekanda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19.250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmut Yazıcıoğlu ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye bu milleti dolandırmak değil mi diye sitem edince olaylar çıktı. Ece Erken katılmış olduğu magazin programında şunları söyledi. 2500 TL fix menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik. Saat 20'de gittiğimiz mekanda 23'te yemek servisi yapıldı. 23 30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim 19.250 TL değerindeki faturayı görünce bu dolandırıcılık değil mi dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbede de arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikayetçi olduk. Şimdi arkadaşlar olayın yaşandığı mekanı sahibi Aleyna Çavuşoğlu ise Uçan Kuş TV'de yayınlanan canlı masa programına bağlanarak Ece Erken'in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşında kadına tokat attığını iddia etti. Şimdi 19.250 TL hesap. Devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili şimdi biliyorsunuz Türkiye'de gece 12'ye kadar müzik var. Yıldız Tilbe 12'den sonra da iddialara göre müzik yapmaya devam etti. Karışan yok, denetleyen yok, hiçbir şekilde olan yok. Şimdi bu konuşulan olayı Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Orkun Ün yazıyor. Ve bakın çok enteresan. Diyor ki, hafta sonu Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktı. Bodrum Yalıkavak'taki mekana mekan birbirine girdi. Ama ne karışmak, ne karışmak, ne karışmak. Tilbe şarkısını söylerken yüzlerce tabağın havada uçuştuğu bir görüntü izledim. Millet isyan ediyor. O sırada birinin sandalye fırlattığını bir başkasının çatalla yan masaya koştuğunu gördüm. Sanırsınız Game of Thrones sahnesi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu mu eğlence? Mekan olaylar sonrası bir açıklama yaptı yapmasına ama o açıklama bir nefret bildirisiydi diyor. Peki sayın mekan yetkilileri soruyor bakın yazar. Diyor ki o akşam kapınızda duran valilerin alkollü olduklarını biliyor musunuz? Bomba. Alkollü valiler. Arabanı veriyorsun. 250-300 liradan aşağıya arabayı zaten arabayı bırakmaya yer yok. Yer yok. Otoparklar çıldırmış vaziyette. Otoparkın en ucuzu, en kötü yerde 50 lira. Böyle bir fiyat yok. Kaç arabayı sahibine teslim edemediler bu valilerin haberiniz var mı diyor. Benim var diyor. Bakın sayın mekan yetkilileri. Müşteri diye içeriye aldığınız kişileri seçmezsiniz. Belinde silahla gezenleri alkollü mekana buyur ederseniz. Garsonlarınızın müşteriden ne koparsam kar mantığının önüne geçmezseniz. Uçuk fiyatlarla kalitesiz bir hizmet verirseniz ve saat da bitirmeniz gereken müziği gece 1 hatta 2'ye kadar sürdürürseniz bu yaşanan çirkin olaylara asla engel olamaz ve zamanla buharlaşıp yok olup gidersiniz. Evet, güzel yazmış meslektaşımız. Teşekkür ediyoruz.